Merhaba arkadaşlar. Bu hafta Gastronom TV'de çok farklı bir dokunuş var. Çünkü karşımızda Mimar Selim Yuhay var. Ne yapalım yani, Kaan'la sevgili Barış'ı artık bir kenara attım. Bundan sonra bu kanal benim arkadaşlar. İtirazı olan varsa gelsin. Gelsin mi? Gelsin değil mi? Gelsin. Geldiler zaten. Tamam, geldiler. Şimdi Selim abiye yere çok masraflıymışız. Selim abi küçük bir şaka yaptı. Evet, şaka. Şakalarla karşımızdaydı. Şakaydı, gerçekten şakaydı. Seviyoruz Selim abi ya. Teşekkür ederim. Ama Gastronom TV gerçekten çok farklı. Belli değil mi efendim? Yiyorlar maşallah boya veriyor. Bizim de artık göbeğe doğru değil, benim de boya verse keşke diye düşünüyorum. Bu hafta neredeyiz? Bu hafta Bursa'dayız, Uludağ kebabı yedik. Evet, sanki çocukları gibi kaldım değil mi arkadaşlar? At. Peki hadi. Söyle ben. İkinizi de alırız. Sevilmek böyle bir şey. Sevilmek böyle bir şey. Rüca Hanım, eşinize son kez bir bakın. Baktılar zaten. Az önce konuştuk kendisiyle son bir tabi. Uludağ. Bursa kebapçı. Ama nedense kestacideyiz. Onu nasıl bir anlatıp diye düştük buraya. Evet. Şimdi yemeğe başlayalım. Ben yan masaya geçiyorum. Bence siz de bir izleyin. Çünkü kamera arkası çekimlerini de ben yaptım. Evet. Bakalım neler olmuş neler. Bizi stalkladı. Hadi bakalım. Fenaydı. Hadi bakalım. Gelsin. Oh. Herkese tekrardan merhaba. Uzun aradan sonra çok güzel bir etkinlikle karşınızdayız. Ne etkinliği? Gene yemek etkinliği. Bu neredeyiz peki? Soruyorum sana. Kestane Şekeri Diyarı, Bursa'dan tüm dünyaya selamlar. Hello. Bursa'da en meşhur yeri Uludağ Kebapçısı. Evet. Uludağ Kebapçısı'nda. Zaten kokuları koklamanız harika, lazım yani. Valla. Kokuya yani geldik. Bir Adanalı olarak Adana kebap kadar güzel kokan bir eti pişerken ilk defa görüyorum yani. Çekebilirsin, eti çok güzel gözüküyor. Evet. Kesinlikle döner makinesi yok. Büyük bir emek var, acayip hızlı bir şekilde hazırlanır. Hop, geliyor. Çok mu bekledik ya? Ha? Biliyorum. Diğer yerim kestane mi alsam? Ekmek arası. Bana ekmek arası kestane. Ama şekerli değil, şeker değil. Sıfır değil. Hayır, bizde Uludağ kebapçısı değil. Zor tutturdular kestane şekerli. Ben anlamadım abi. Herkes milyon, zrilyon tane ünlü gelmiş. Hepsi bir fotoğrafına bakıyor. Gelelim abi yastan. Valla şu an kokusuyla yaşıyor. Evet abim şu. Yoksa bir soru dışarı için çekim yapacağım. Dostlarımız valla öncekine geldi diye inan böyle isim vermek istemiyoruz özellikle. Estağfurullah. Eyvallah. Kurban olayım. Afiyet olsun. Eyvallah. Geldi. Manzara bu. Şıra tadına da baktı. Şıra şarap gibi. Değişik bir tadı var. Arkadaşlar. Yani fermante kokuyor. Enteresan. Afiyet olsun. Kaan'la başlayalım, ben anlatayım bundan sonra. Kaan'cığım nasıl buldun, ne diyorsun? Girdik mi abi, kayıtta mıyız? Abi sen giriş yap, ben giriş ya yapamıyorum. Abi ben giremiyorum ben. Uludağ kebapçısında harika bir Döner İskender yedik. Yorumlarla karşınızdayız şimdi. Kaan önce bir başlasın, ne diyeceğini çok merak ediyorum. Bir saattir kendi aramızda yorumlar yapıyoruz, bir konuşsun bakalım ne diyecekmiş. Abi bu da bir dakika ya. Abi bak çok rolü yani, rolü çok sivrilttin abi. Ben o kadar büyük bir adam değilim ben ya. Nacizane diyeceksin. Nacizane. Ufak da cebime girdi abi şimdi, benim ne şey yapıyorsun. Allah'ını. Uludağ kebapçısındaydık. Harika bir İskender yedik. Meşhur Uludağ İskender'ini geldik. Bursa'da yerinde yedik. Kaan'cığım yorumların nedir? Abi yorumlarım çok yorumum vardır. Çok yorumum var. Evet doğru. Yani iyi anlamda da söyleyeceğim. Gerçekten kötü anlamda da söyleyeceğim. Şaka abi. Ne kanlı tam arkada böyle. Şaka abi. Abi gerçekten samimi yorumlarımızı yapacağız. Yani ben burada ilk defa yiyorum. Ama belki binlerce kez İskender yedim. Yediklerimin en iyisi diyemem. Ama ilk üçe girer derim. Çünkü sıkıntılı yerleri de vardı. Gerçekten çok lezzetli olduğu şeyler de vardı. Mesela porsiyonlarda birazcık, yani tek kişilik bir porsiyona göre birazcık zayıftı porsiyon. Onun dışında etin kalitesi gerçekten yediğimin en iyisi olabilir. Tereyağı çok lezzetli. Yoğurt number one olması gerektiği gibi. Bazıları çünkü süzme yoğurt koyuyor. Bazıları mandıra yoğurdu koyuyor. Ben kesinlikle mandıra yoğurdu olması taraftarıyım.
Onun dışında tabii ki yoğunluktan dolayı çok butik şirin bir restoran. Biraz bekleme problemimiz oldu ama onu tabii ki amenna diyoruz. Çünkü bizim gibi bütün insanlar bekliyor. Onun dışında hizmet güzel. Güler yüz 10 numara. Esnaflık A kalite. Bu abi. Yapacağım yorumlar bu Uludağ Kebapçısı için. Kesinlikle gelmelisiniz. Kesinlikle gelip yemelisiniz. Son arada, bir bağladım abi. Bu arada yan tarafta Selim abi var. Tanırsınız. Evet. Kanal D programları çok güzel. Açın lütfen. Niye stalkluyor? Yakaladık kendisini şimdi bizi çekerken. Selim Bey kolay gelsin. Teşekkürler. Yakaladınız beni ama ne bileyim ben valla beceremedim açıkçası. Çay değil. Şuradan şarap kokuyor. Gerçekten şuna şarap kokuyor. Yok ciddi yorumlara geliyor. Tamam hadi. Ağacı gelsin. Güzel. Salonu çektiğimizi görmüyorlar. Ya bu kadar yavaş yemek yiyin kardeşim ya. Kanka, görecektim. Abi kayıt mı? Abi sen giriş yap ben giriş yapayım. Giremiyorum ben. Uludağ Kebapçısı'nda kim girecek? İskender yedik. Yorumlara karşınızdayız şimdi. Kaan önce bir başlasın ne diyecek. Çok merak ediyorum çünkü bir saattir kendi aramızda yorumlar yapıyoruz. Konuşsun bakalım ne diyecekmiş. Abi bu da güzel tabi. Abi bak çok... Bir türlü başlayamam. Bak rolü çok sivrittin abi ben. O kadar büyük bir adam değilim ben ya. Nani sahne edeceksin, nani sahne. Fazla cebime gir. Tamam şimdi benim ne şey yapıyorsun? Ben iyice miyemdi, midemde kaldı. Bunlar izin. Mikrofon döndü ya. Bir daha. Ne kadar profesyonel bir şey. Evet. Evet. Bu masadaki en güzel şey masadaki harika bir İskender'in meşhur Uludağ İskender'ini yerdik. Bursa'da yerinde yedik. Kaan'cığım yorumların nedir? Abi yorumlarım çok yorumum vardı. Çok yorumum var evet doğru. Yani iyi anlamda da söyleyeceğim. Gerçekten kötü anlamda da söyleyeceğim. Şaka abi. Mükemmel. Tam arkada böyle bir kötü mü? Abi gerçekten samimi yorumlarımızı yapacağız. Yani ben Uludağ yani burada ilk defa yiyorum ama belki binlerce kez İskender yedim. Yediklerimin en iyisi diyemem ama ilk üçe girer derim. Çünkü sıkıntılı yerleri de vardı. Gerçekten çok lezzetli olduğu şeyler de vardı. Mesela porsiyonlarda birazcık yani tek kişilik bir porsiyona göre birazcık zayıftı porsiyon. Onun dışında etin kalitesi gerçekten yediğimin en iyisi olabilir. Tereyağı çok lezzetli, yoğurt number one olması gerektiği gibi bazıları çünkü süzme yoğurt koyuyor, bazıları mandıra yoğurdu koyuyor. Ben kesinlikle mandıra yoğurdu olması taraftarıyım. Onun dışında tabii ki yoğunluktan dolayı çok butik şirin bir restoran. Biraz bekleme problemimiz oldu ama ona tabii ki amenna diyoruz çünkü bizim gibi bütün insanlar bekliyor. Onun dışında hizmet güzel, güler yüz 10 numara, esnaflık A kalite. Bu abi. Yapacağım yorumlar bu Uludağ Kebapçısı için. Kesinlikle gelmelisiniz. Evet, kesinlikle gelip yemelisiniz. Uludağ Kebapçısı'nın üzerine yer tanımam. Bu arada yan tarafta Selim abi var. Tanırsınız. Evet. Dur. Bana da önde. Hemen kapatayım. Dur. Kendisini çekilirsiniz. Bizi stalkluyor. Ha evet. Yes, evet. Yakalandık galiba. Yakaladık kendisini için. Bizi yakalandık çekerken. Galiba. Selim Bey kolay gelsin. Teşekkürler. Yakaladınız beni ama ne bileyim ben valla dayanamadım açıkçası. Sizler konuşurken şöyle bir çekmek istedim. Valla biz çok mutlu olduk sizin de programımıza dahil olduğumuz için. Ne demek? Hangi bari kanalda programınız? Benim Süveyş kanalında üstüm. Hoppa! Yüzmeye de geliriz. Kendi kanalımız olduğu zaman kötü bir espriydi ama sizlerle tanışmak benim için ayrı bir zevk. Videolarınızın hiçbirini bugüne kadar izlemedim ama ileride de izleyeceğim mi bilmiyorum. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim abi ne demek. 1-2-3 abone daha yakalar. Eyvallah. Sağ olsun. Eşim ve kızım da burada. Çok teşekkür ederim. Ama bundan sonra irtibatı koparmayalım çünkü elimde güzel video kayıtlarınız oldu. Bunları mutlaka size vereceğim. Benden kopamayacağınıza inanıyorum. Bizler de yollayabiliriz ya. Sıkıntı yok yani. Tamam. İrtibatta kalalım. Sıkıntı yok. Siz nasıl buldunuz peki Selim Bey İskender'i? Valla muhteşem. Çok teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim. Uludağ yani Bursa'ya gelip de bizim burada
Ama bakın önce dostlarımı da bir almam lazım. Evet, gel abim gel. Gerçekten al. Takdire şayan bir yazın. Gel dostum gel. Otur yanımıza otur. Sen bizim kardeşimizsin. Söyle babacığım. Hani esnaflık ağa kaliteli der ya. Evet abi. Esnaflığın harbisi işte burada. Dostlarımızın o güler yüzü zaten bizi bizden alıyor. Kebap önemli değil. Önemli olan dostluklar. Gördüğünüz gibi burada da yan masamızda dostluklar. Ama şunu söyleyeyim. İlk önce bana kebaplar geldi. İskenderimiz geldi. Onların ağzının suyu aktı. Yani bu görüntüler yok elimizde ama yok. Bana güvenirsiniz. Ama onlardan da izni aldım yani. Yoksa boğazıma mutlaka takılırdı. Üstad ne diyorsun kebabımız hakkında? Abi biz şu an en iyisini yapmaya çalışıyoruz sizler için. Sizlerden de bu güzel yorumları aldığımız sürece bizden mutlusu yok. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Bizim için de mutluluk. Sağ olun. Artık ne yapalım? Kapatalım mı? Kapatalım abi. Değil mi abi? Yeter. Sizin programı bitirelim. Bizim programa devam eyvallah, edelim. Eyvallah. Ben şöyle bırakayım. Siz devam edin abi. Kapattım ben. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ama nasıl? Devam gayet güzel konuştu değil mi? Süperdi. Biz arkadaşları... Sana yorum yapmak düşer mi? Yok biz arkadaşları yorumladık, sen de yorumladın. Baya gayet güzel oldu. Tamam, çok teşekkür ederim. Bak kapatmayalım. O Aston Martin'in yanlış olacağız yani. Markaya gidiyor. Gördünüz. Cezayir. Süper. Gastronot TV YouTube'da mutlaka abone olun ve beğenin. Sevgiler. Gastronot TV'de her zaman sürprizler dolu. Evet, Gastronot değil mi? Ben yok, sıkıntı yok abi. Gastronot TV. Evet, artık dostlarla beraber. Artık bizlersin, hiç bırakmayız. Selim abi böyle aramızda kalacak. İzleyin. Big Panda ile King Panda arasında. Tıklayın, abone olun. Hadi bakalım.